Gönül Pınarı Hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Bugün yine bize ayrılan süre içerisinde Osman hocamızdan orucun faydalarıyla ilgili, faziletleriyle ilgili bilgiler alacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Efendim oruç e, e, tabii ki piyasada konuşulan herkesin de bildiği bir takım faydaları var. E, faziletli olduğundan da şüphemiz yok Müslüman olarak. Allahü Teala'nın emri farz bir ibadet. Ancak ben şu fayda kısmına e, biraz daha şu soruyla girmenizi arzu ediyorum. Efendim? Biz bir ibadeti yaparken onun faydalarını gözeterek mi yapmamız gerekir? E, orucun birçok faydası var. Ama Ramazan-ı Şerif gelince e, ben bu faydalara kavuşayım diye mi bir Müslüman düşünmesi gerekiyor? Öncelikle göz önünde tutması gereken bu mu yoksa başka şeyler mi olmalı? Mustafa Bey, e, tabii her şeyden önce Cuma gecemiz ve Cuma günümüz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Teala. Tabi bir de Ramazan ayı içerisinde bulunduğu için daha bereketli oluyor Cuma gecesi ve Cuma günü. Allah Teala hayırıyla, bereketiyle hep istifade etme, hepimize hepimizin müstefid olmasını ihsan eylesin inşallah Amin. Teala. Şimdi e, ibadetten anlatırken kitaplarda Allah Teala'nın rızası için ve Allah Teala'nın rızasına niyet ederek yapılmalıdır. Ve İmam Rabbani Kutsi e Sura Hazretleri de e, sık sık üzerine basa basa bir şey buyuruyor ibadet nasıl emredildiyse, ne şekilde emredilse, niçin emredildiyse o maksat ve o niyetle icra edilir. O an maksatla. Evet. allah Teala'nın e, emirlerinin kullarına bildirmiş olduğu emirlerin hepsinin faydası var. Cenab-ı Hak faydası bir şey emretmez buyuruyor. En eh sünnet kitaplarında bunu uzun uzun bildirmiş, açıklamış. Ancak mesela şimdi bizim e, bu programdaki yani işleyeceğimiz konu orucun fayda ve faziletleriydi. E, efendim biz namazın fayda ve fazileti, orucun fayda ve fazileti, zekatın fayda fazileti, haccın fayda fazileti bu şekilde böyle şey yapsak. Hep böyle faydalarını, üstünlüklerini önemini böyle vurgu yapmış olsak bugünkü tabirle. Bunu ön planda tutmuş olsak ve ibadetleri de bunun üzerine bina etsek ibadet yapmış olur muyuz? Olmayız buyuruyor. Olmayız. Niye? Çünkü ibadet emreden emrini yerine getirmek için yapılır. Ne emrettiyse ve nasıl emrettiyse o öyle, öyle yerine getirilir. Şimdi e, açık net bir şekilde şöyle diyeyim. Dinleyicilerimizin hatırına da gelir bu. Mesela benim bir amirim var. Bana bir emir verdi. Gitti de şunu yap. Bu faydalı mı? deme hakkım var mı? Var mı? Yok. Desem ne olur? E gözünün üzerine bir ayın de şişlik meydana gelir. Misal olarak. Diye. E evin içinde bile olmaz ya. Evin içinde. Yani baba evladına git evladım şunu yap. Baba bir dakika senin bu emrin faydalı mı? Bana bir faydası var mı? Bana bir menfaati var mı? Deme hakkına Sahip mi? Değil. Sahip değil. Dolayısıyla ibadetler de aynı şekilde. Allah Teala zaten faydalı olduğu için emretti. Ama biz bu faydasını düşünerek değil. Rabbimizin emri olduğu için yerine getiriyoruz. ...Rabbimizin emri olduğu için yerine getiriyoruz. Ee, orada bana zarar gelebilir, şu olabilir, bu olabilir, önemli olan emri yerine getirmek. Hatta bu konuyla alakalı olarak da zaman zaman mesela İslam ve Toplum Programı'ndan programında naklediyoruz. Sultan Mahmud Gaznevi Hazretleri işte bir... E, ...harpte bir gençle, bir çobanla karşılaşır. Bakıyor ki çoban çok kabileli bir genç. Alıyor, yetiştiriyor sarayda aynı şekilde. Bayağı yüksek derecelere bile getiriyor. Tabii kısa zamanda e, sultanın gönlünü fethediyor. Sultanın indinde katında bu derece böyle sevgili hale gelmesi orada daha önceki e, vezirlerin, kumandanların veya da sarayda bulunan erkanın canını sıkıyor. Gediklilerin yani. Evet. Haset başlıyor. Haset başlıyor. Diyorlar ya sultan bunda ne buldu da ince gibi bunu çok seviyor falan filan filan. Böyle tabi da sultanın kulağına geliyor. Bir gün sultanın eline böyle iri kıymetli bir elmas geçmiş. İşte o kumandanlarını ondan sonra vezirlerini hepsi toplamda böyle. İşte baş vezirini çağırıyor. Diyor ki al diyor şu elması kır. Parçala. Parçala. Adam şöyle bakıyor diyor ki sultanım bu çok kıymetli bir elmas. Eşi benzeri yok. Bir daha da aynı şekilde elde edilemez. Bunu diyor kıramam. Kıyamam da diyor. ...teşekkür ederim falan. Bu diyor ancak size layık. Onu kırmaya kıyamam peki çok teşekkür ederim. İkinci, üçüncü hepsi. Hepsi, hiçbirisi kıyamıyor. O sırada... ...o işte daha önceki o genç Ayas Ayvaz yahut O çıkıp geliyor. Onu diyor ki şu elması kır. Ayvaz alıyor elması. Kü yere hızını alamıyor. Bir de ayağıyla külüfak ediyor. Sultan tabi ee, sureti haktan görünerek gadaplanıyor. Sen diyor ne yaptın? O çok kıymetli bir elmastı. Eşi benzeri yoktu. Bir daha öyle birisi bulunamazdı. Sen ne yaptın? Sultanım diyor dediğiniz doğrudur. Eşi benzeri yoktur. Belki bir daha bulunamazsın. Dünyada öyle, öyle bir tanesi yoktu. E niye kırdın o zaman diyor. Niye kırdın o zaman. Bir de ezdin diyor. Benim için diyor sultanımın emri... ...bunun gibi binlerce emir kıymetlidir. Değerlidir. Onun istek ve arzusu... ...benim için daha kıymetli ve değerlidir. E, ha o zaman... Sultanım ne emrederse onu yaparım. Yani. Evet. Sultanım ne emrederse. Dolayısıyla Müslümanın da... Allahü Teala ne emrederse, nasıl emrederse, niçin emrederse. Yani niçin emreder onu ben bilemem. Ama ne emrettiyse, ne şekilde emrettiyse onu öyle yapmalı. Orucu emretmiş. Orucu emretmiş. Ama el er talimler buyuruyorlar ki Allahu Teala'nın emrettiği ibadetlerin faydalarını araştırmak, bulmak, insanlara ulaştırmak e, men edilmemiştir. Hatta din cahillerine de aynı şekilde e, cevap olduğu gibi bazı kimselerin kalbi zayıf olabilir. Onlara da kuvvet verir. Bu, seb bu sebepten dolayı da e, en üstüne talimleri bunları yazmışlar, kitaplarına yazmışlar ve e, yazılmasında, anlatılmasında fayda mülahaza etmişler. E, bu sebepten dolayı kitaplarda mevcut ve anlatılıyor. Ama sizin demin hani konuya girerken söylemiş olduğunuz gibi Ha demek ki böyle orucun böyle faydalar var. Ha tamam ben bundan sonra tutayım bunu orucu. Ne için tutuyorsun sen orucu? Allah Teala'nın emri olduğu için tutmuyorsun. Ya yani ne için tutuyorsun? Faydaları olduğu için tutuyorsun. Dolayısıyla o oruç o oruçtan e, zahiri olarak meydana gelecek faydalardan nasiplenirsin. O faydalara kavuşursun. mesela kilo verdiriyor. İşte az yiyorsun, daha sağlıklı oluyorsun... ...vücudun dinleniyor... Vücudun dinleniyor. ...bütün organlar İzimde dinleniyor, izinde oluyorsun... oluyorsun. Ee, ...bunların hepsine kavuşursun... ...ama ahirette... ...ecir ve ücrete kavuşamazsın... ...çünkü ahirette ecir ve ücrete... ...kavuşabilmek için... ...bunu allah Teala'nın emri olduğunu düşünerek... ...inanarak... ...ve böyle niyet ederek bunu yapmalı... ...bu ibadeti yapmalı... ...yoksa... E, e, ...avuca bir şey geçmez... Şimdi e, akıl bali olan, ergin çağına giren kadın erkek her Müslüman'a Ramazan ayı gelince oruç tutmak farzdır. Bitti o. Yani bizim bileceğimiz bir esas olan burası. Tabii orucun birçok faydaları var, faziletleri mevcut. Ancak Müslüman orucu, orucu bu faydaları için değil, Rabbimiz emrettiği için tutmaktayız. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Sayısız faziletleri var, sayısız üstünlükleri var. Doğru. Bu faziletlerden, üstünlüklerden bazıları mesela hadis-i şerifte de bildirilmiş bunlardan. Mesela sabır imanın yarısıdır. Sabır imanın yarısıdır. Oruç da sabrın yarısıdır söylüyor. Sabır imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır. Oruç tutanın ağız kokusu allah Teala indiğinde mis kokusundan daha güzeldir. Ya e bilmiyorum da Mustafa Bey, şimdi iftardan önce yaklaştığı zaman bazen böyle ağzım böyle abdest alırken şey yaparken o koku içeriden bir şey geliyorsa tam o koku anda çıkıyor. Benim pek hoşuma gitmiyor. Ben kendimi söylüyorum ben. Yani kendi ağzımdan çıkan koku kendime hoş gelmiyor. Ama hadis ne buyuruyor? Oruç tutanın ağız kokusu Allah-u Teala indiğinde mis kokusundan daha güzeldir buyuruyor. Ve yine bir hadis-i şerifte Bak bunu biz çok yapıyoruz. Oruçlu uykusu ibadet. <laughs> Niye hadi şerifte bildirilmiş? Niye gülüyorsun? Bana baktınız da <gülüyor> <gülüyor> uyuyum diye baktınız ne <laughs> Yok. Salı verse ben de uyuyacağım da. <laughs> Oruçlunun uykusu ibadet. Nefesi tesbihtir. Duası müstecaptır. Makbuldür. Ameline katkı sevap verilir. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur buyuruyor. Ve yine bir hadis-i şerifte Allah yolunda bir gün oruç tutanın bedenini Allah-u Teala cehennemden 70 sene uzaklıkta tutar. Allah Allah. Oruç mümini cehennemden koruyan kalkandır. Hadis-i şerif daha. Allah-u Teala buyuruyor ki kendi arzu ve isteklerine sabredenler hesaba çekilmezler. Ecirleri, sevapları hesapsızdır. Ve bir başka hadis-i şerif. Benim kulum yiyip içmekten yalnız benim için el çekti. Onun mükafatını ancak ben veririm. Hani demek ki o sizin başlangıçta sormuş olduğunuz sualin cevabı bu. Benim bunu iyi içmekte yalnız benim için el çekti. Onun mükafatını ancak ben veririm. Tabi onun için oruç tutulmazsa Allah rızası için onun emri olduğu için tutulmazsa o zaman ne olur? O zaman derler ki kimin için tuttuysan git sevabını ondan al. Veya da ecrini ondan al. Dünyada zaten sana da söylediler söyleyeceklerini onlar senin alacağını adını, aldın. Alacağını aldın ve bedeninde de kavuşacağına kavuştun verler. Ee, ...ve bir hadis-i şerifte de... allah Teala buyuruyor ki... ...her iyiliğe on misli sevap verilir... ...fakat oruç bana mahsustur... ...onu karşılığında veririm... ...buyuruluyor... E ...şimdi... E, o ne demek? E, yani karşılığını ben veririm derken... Efendim bunu e, İslam alemler bayağı açıklamışlar... E, ...mesela oruç ibadetinin faziletinin büyüklüğündendir... ...bu buyuruluyor... ...ve allah Teala bu ibadeti özel olarak kendine nispet etmekte... Oruç benim içimdir buyurmuş. Her ne kadar bütün ibadetler allah Teala için ve bütün alem onun mülki ise de Kabe-i Muazzama için benim evim buyurmuştur. İşte oruç ibadeti içinde oruç benim içimdir buyurması bunun gibidir. Ve böyle buyurması oruç ibadetinin faziletini göstermektedir. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın orucun karşılığını ecrini ancak ben veririm buyurmasının sebep ve hikmetleri vardır. Bunlardan mesela birincisi buyuruyor. allah Teala yemek ve içmekte münezzehtir, uzaktır. Oruç tutmakla Allah'ın ahlakından birine, yapıl, e, birine yapışılmış olur. Bununla çok sevaba kavuşulur. Nitekim hadis-i şerifte bir kimse de Allah-u Teala'nın ahlakından bir ahlak bulunsun bulunursa o kimse cennetliktir buyuruldu. Mesela yine bir yerde de anlatılırken zaten burada da e, o anlatıldı. Yani Cenab-ı Hak yemek ve içmekte münezzehtir. Bu bakımdan kul allah Teala'nın sıfatına, bu sıfatına benzemeye çalışıyor oruç tutmak suretiyle. Ayrıca e, ücretini de ben veririm buyuruyor. Şimdi e, Mustafa Bey, bütün ibadetleri, bütün ibadetleri yaparken o kimsenin o ibadeti yaptığını üçer, aşağı beş yukarı anlarız. Mesela adam para dağıtıyor, zekat veriyor diyoruz tamam mı? Hacca gidiyor, uçağa bindi veya otobüse bindi gitti gördük tamam Namaz Hacca gitti. Camiye gitti gördük namaz kılıyor. Ama oruç tuttuğunu bilemeyiz. Oruç tuttuğunu bilemeyiz. Doğru. Orucum der. Orucum Tutmadı der. Halde. orucum ha. der. Gider yer içer gelir ah der orucum ya susla hiç dayanamıyorum falan filan. Öyle söylerdi yani numaradan. Çocukken aynı şekilde derdik çıkar dedi bakayım falan diye. Ben bir doktorlara sorduydum onu. Dedim çocukken böyle yapardık. Gerçekten böyle bir şey var mı? Yani bir kimsenin diline bakmak suretiyle oruçta olduğu anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir diyorlardı. Biz demek ki o zaman bak bizim orada Oxford yoktu köyde. Yani bizim bayağı iler, ileride gitmişiz yani. Demek ki fakülteden sonraki ihtisas kısmındaymış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bayağı ilerlemişiz biz demek ki orada. Öğreniyor, e, bilinebiliyormuş. Demek ki e, bana mahsustur o, o hani e, bazı yönleri itibariyle Allah Teala'nın Allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklarının ahlaklarının bu bakımdan öyle benzeyiş var. Onun için böyle buyrulduğu bildiriliyor. Ee, bir de e, oruç ibadetini bir başkasının aynı şekilde bilmesi, anlaması mümkün değil. Ama şey öyle değil. Diğer ibadetler öyle değil. E, bu sebepten dolayı mesela yine buyruluyor. E, onun sevabını ben veririm. E peki öbürlerini sevabını da o veriyor. Ben veririm demesinin muradı yani kul gerçekten Allah rızası için sabreder orucunu tutarsa mesela bazı hadis şerifler e, nakletti orada işte 70 sene cehennemden uzak olur diyor. Allah yolunda bir gün oruçtan bedelini Allah Teala cehennemle 70 sene uzak tutar. 70 sene. Ya e 30 gün tutuyorsan Ramazan-ı Şerifte 30 defa 70 eee seni uzaklaştırıyor. E şimdi 10 sene tuttuğunu düşün, 20 sene, 30 sene bir ömür boyunca 40 sene oruç tuttuğunu düşün. E, yani işte bir hadis-i oruç mümini cehennemden koruyan kalkandır buyuruyor. Cehennemden koruyan kalkandır. E, yani bu e, orucun mümin için faydası, bedeni faydasının dışında onu cehennem ateşinden de korumakta. Bu bir yerde Allahü Teala'nın böyle buyurması... E, okula açık çek gibi bir şey mi? Aynen öyle. Ee, hem şimdi zahiri olarak bu ifadeler kullanılmış seni bu kadar zaman dilimi cehennemden uzaklaştırıyor yani evet. cehenneme gitmeyeceksin demektir o ee, bir başka da aynı şekilde açıklarlarken e, İslam alimleri buyuruyorlar ki mahşer günü Osmanlı'nın mesela mizanda hesabı görülüyor e baktık, e, bir bakıyorsun ki günahlar dağlar gibi yok hani biraz daha cebini kurcalasan falan filan salla falan. Yok öyle bir şey de yok. O da olmayacak. Ee, işte i̇şte o anda allah Teala meleklerine sorarmış. Tabi bütün amellerin karşılığı yazılıymış Mustafa Bey. Kiramen kâdın Namaz şu kadar. Ha sevap aldı namaz karşılığında. İşte zekat karşılığında şu kadar ama orucun boş mu? Boş. O anda allah Teala sorarmış. Ne kadar aynı bunun sevaba ihtiyacı var. Değerlermiş ya Rabbi. On ton. Bunun oruçlarına 20 ton yazın. <laughs> 20 ton yazın. Ya yani orada veriyor. Orada veriyor. Ve orada e, yani onun sevabını ben veririm. Ben veririm. Öbürlerinkini de veriyor. Ama orucun o şekilde öyle bir sevapla karşı karşıya kalması e, Allah-u Teala'nın mümin kullarına ihsanı mı? Mümin kullarına ihsanı. E, şimdi bunu anlatırken mesela ikinci olarak deniyor ki Biraz önce anlattık işte. Oruç gizli bir ibadet. Hakikaten gizli bir ibadet. Kimse bilemez, bilemez onu. Hatta hadis-i şerifte gizli verilen bir gümüş açıkça verilen 700 gümüşten daha üstündür buyuruldu. Ama bunu gizlemek de o kadar zor ki. Ya. Ben şimdi hayır yapacağım kimseye söylemeyeceğim. Çok zor yani. Mesela nefsi gıdıklar durur ya. Yani. Hatta şöyle ya Mustafa Bey şey yani söylemek lazım böyle şeyler ama ben bugün işte ya gözlerim yaşardı. Bir fakir aldım götürdüm karnını doyurdum. Bir de çıkardım işte pantolon bir gömlek alıverdim. Çok sevindim. Geç söylememeli böyle şeyler. İyi söylememeli. İyi bir Yetmez o yani. Ratingim yüksek olmaz lazım. <laughs> Ahmet Bey'e de anlatmam lazım. Hasan Bey'e de anlatmam lazım. <laughs> Söylememek lazım ama <laughs> yani istemem yan cebime koy gibi bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani sen de anlatsan memnun olurum. Herkes duysun. <laughs> Ama e şey itibariyle e mesela yaptığı iyiliği bize Allah Teala rahmet eylesin. Emel abiler hep anlatırlardı. Naklederlerdi. Yapt e size yapılan hayır, hani yaptığınız iyiliği ve size yapılan kötülüğü unutun. Ehl-i talimleri. Hep yazmışlar ve bildirmişler bunu. Bu dedim mümkün mü? Baktım ben Emel abinin hayatında görmüştüm onu Mustafa Bey. Hakikaten Emel abiler yaptığı iyilikleri unutuyor. Kendisine yapılan kötülükleri de unutuyordu biliyor musun? Hiç gündeme getirmezdi. Mesela kendisi, kendisine bir kötülük yapan kimse ziyarete gelse sanki o kötülüğü hiç yapmamış gibi onu kucaklar, oturtur, ikramda bulunur, karnı açsa karnı doyurur, yine gülerek, şey yaparak, selamlarak onu gönderirdi. Gerçekten unutuyor demek ki. Evet gerçekten siliyor yani. Hani unutmuş gibi yapmıyor. Ya o, gerçekten unutuyor yani. Siliyor ya. Yani. Ya o, o durumda o anlaşılıyor. Çünkü bakıyorsun bakıyorsun. Ya insan gayri ihtiyar yapmacık onun. Hani radyo adabına pek uygun değil ama yani eğilir insan yedirir Olan bak sen böyle böyle yaptın ama bak ben gene karnını doyurdum ha falan. Deriz yani ya. Biz. Unuttum sanma falan. <laughs> Unuttum sanma. <laughs> <laughs> i̇ma ederiz sağından solundan bir yerinden ima edilir. Yani Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak allah Teala o lafla olacak bir şey değil. Lafla olacak. Biz Emel abi de yakinen aynı şekilde onu görüyorduk. Yakinen aynı şekilde onu görüyorduk. Kendisine yapılan kötülüğü unutuyor. Yaptığı iyilik de iyiliği de unutuyor. Yaptığı iyiliği de unutuyor. Sanki onu öyle bir iyilik hiç yapmamış. Hiç yapmamış. İma bile etmiyor. İma bile etmiyor. O iyilik yaptığı kimse ona nankörlük yaptığı zaman... ...dizine gözüne dursun. Biz ona böyle bir iyilik yaptık dediği vaki değildir. Ben çocukken çok duyardım. Çok duyardım. Ee, dizine gözüne dursun. Bizim eve de gelirdi, Bir de yemek yediydik. Ha, Bir de yün yatak seriverdiydik herife. Dizine gözüne durasıcağı. İyi ki yedirdin yani. Dizine de gözüne de hepsine de durdurdun. Hepsi gitti yani. Sonra da... ...işte ben iyilik ettim. Ne iyilik ettim? Yaptığın iyilik gitti... ...yaptı, iyilik gitti. Tabii... E, ...iki şeyi de unutmayın derdi... ...size yapılan iyiliği... ...ve... ...günahlarınızı unutmayın. Kitaplarda hep bunlar yazıyor zaten. Size yapılan iyiliği... ...unutmayın. Birisi size iyilik yaptı... ...unutmayın. Onun için bizde mesela... ...atasözü haline gelmiş... ...bir acı kahvenin kırk yıllık hatırı var. Hakikaten öyle... Ben onu Enver abi de müşahhas olarak da görmüştüm. Ya ömründe bir defa diyelim ki Anadolu'ya gidiyordum işte oradan şeyden geçerken kasabadan geçerken bir arkadaşı işte demiş ne olur efendim buyurun bizim bir kiraz bahçesine işte orada yemek yedirmiş falan. Ya o yedi sülalesini sırtına almış bakmış etmiş ama o kendi baktıklar, kendi verdiklerini siliyor. Ya o kiraz bahçesindeki yemek ne güzeldi ya o kirazlar ne güzeldi. Ne kirazıymış bu ya, ne, de, ne kiraz bahçesiymiş hani, diyesin geliyor gayri ihtiyari, unutmuyor onu. İşte o, vaktiyle ecdadımız da öyleymiş, kırk yıllık hatır var. Peki, aynı şey, mesela, Hemen abinin kayınpederi, bu Tamim Nasiade Tebelliği kitabını yazan Hüseyin Hilmi Efendi. Hüseyin Hilmi Efendi, bir zamanlar birisinin böyle bir işi oluyor, Hemen abiler gidip arz ediyor, diyor ki böyle böyle, ya kardeşim buyuralar. ...bize falan zaman bir gazoz ikrametiydi, onun hatırına onu yapıverelim demişler. <laughs> <laughs> gazoz. Gazoz. Falan zaman bir de yani. E falan yani. zamanda bir gazoz ikram ettiydi, onun hatırına. O gazozun hatırına. E şimdi adama araba veriyorsun, ev veriyorsun, yani onun bile hatırı olmuyor yani. Falan zamanda değil yani. E bir falan... hafta önce veriyorsun, <gülüyor> <gülüyor> bir hafta sonra adam seni tanımayabilir. Yani <laughs> tanımayabiliyor efendim Allah Allah. İnsan e, hani onları görünce i̇şte diye hadis şerifte de bu diyor. gizli verilen bir gümüş açıkça verilen 700 gümüşten daha üstündür. E yarın ahirette mahşerde elbette bunlar aynı şekilde ecir ve şeyi kazan e, kazanıp götürecekler. Üçüncü olarak da deniyor ki oruçtan nefsini e, yenebilir. Bu da üstün bir ibadettir. Cenab-ı Hak Davut Aleyhisselam'a ey Davut nefsine düşman ol. Muhakkak ki benim sevgim Sevgim nefse düşmanlıktadır buyurmuştur. Demek ki nefs düşmanına yiyecek ve içecek vermekle kuvvetlendirilmiş oluyor. Kuvvetli olunca da günah işlemesinin önüne geçilmez. Ha, bakın burada ee, yine elçilere talimler buyuruyorlar ki nefsin yemeyle içmeyle bir alakası yok. E, yeme içmeyle ama bak e, ifade endersey. Ee, yiyecek ve içecek vermekle kuvvetlendirilmiş oluyor. Kuvvetlendirilmiş oluyor. ...yemeden ve içmeden aynı şekilde insan bedeni hayatta duramaz, yiyecek içecek, her çeşit e, yiyecek içecek de serbest bırakılmış ama e, devamlı sürede yani doyduktan sonra da yemeğe devam etmek suretiyle yemek ve içmekle hep meşgul olacak olursa nefs kuvvetlenir. Nefs kuvvetlenince de aynı şekilde azgınlaşır, bu azgınlığın neticesinde namaz kılar, ne oruçlar, fırsatını bulduğu anda da insanı dinsiz yapar mevcut iman da aynı şekilde çalabilir mi? Evet. Mevcut imanın da alır götürür. Çalar yani. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Hı. Ama oruç tutmak suretiyle, oruç tutmak suretiyle hiç olmazsa o biraz kırılıyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu e, şehvetini yenemeyenler için tavsiyede bulunmuş oruç tutunuz diye. Yine e, başka bir e, bak bir hadis-i şerif var. Sevinesin bak Mustafa Bey Sevi, e, Müjdeli bir hadis-i şerif. Oruç tutanın uykusu, oruç tutmayıp geceyi ibadetle geçirin ibadetinden üstündür. Evet. Bunu tuttum. <laughs> Hadi hep beraber yatalım. <laughs> Gece yatmayız. Gece yatmayız. Allah Allah. <laughs> bu arada biz bu programı oruçluyken çekiyoruz. Hani yayınlandığı saatte iftar olmuş oluyor da dinleyicilerimiz evet, şaşırmasınlar, ediyor diye. Çünkü biz oruçlu oruçluyken ee, çekiyoruz bunu. Oruç tutan uykusu, oruç tutmayıp geceyi ibadetle geçiren ibadetinden üstündür buyuruldu. Ee, yine oruç tutmakla şeytanı da yenmek mümkünmüş. Çünkü şeytan... Ee, Ceryanın elektrik terinde dolaştığı gibi insanın damarlarında dolaşır. Fakat oruçtan bedene giremez buyuruyor ya. Şeytanın da en fazla tırstığı şey açlıkmış herhalde değil Açlık. Mi? Oruçtan aynı şekilde tırsıyor. Şeytan damarlarınızda kan gibi dolaşır. Oruç tutmakla yolunu daraltırız, daraltınız. Enteresan bir şey. Ne alakası var değil mi? Oruç tutunca yol daralıyor. Şeytan bedene giremeyince vesvesiz zararından kurtulmuş olur. Ama sen şeytan zaten bağlı. O konuda rahatsın. Bir başka şey, e, madde olarak da oruç tutmakla meleklere de benzemiş olur insan diyor. Temiz ve makbul olanlara benzemenin karşılığı büyüktür. Hadis-i şerifte salihlerin hasletinden kimde bulunursa kıyamette onlarla harç olur. Ne büyük müjde ya. Bir tane bile o büyüklerin hallerinden yani özelliklerinden bizde bulunmuş olsa... Bizde bulunmuş olsa e, e, çelete gireriz. Ve biz de oruçluyken uyuyuveririz yani ne olacak hadis-i şerifte uygun hareket ederiz. Olmaz böyle. Olur yani. Hadis-i şerife de uymuş Hadi oluruz. De uymuş oluruz abi. Abi. <laughs> Meleklere benzemek de... On, on, ...onlar yiyip içmediği için. De, evet. Yani, Bizim anladığımız işte şekilde... ...şey yapmıyor. Evet, benzemiş benzemiş oluyoruz. oluyoruz. Her şeyin bir zekatı vardır buyuruyor. Bedeni zekatı da oruçtur buyuruyor hadis-i şerifte. Zekat malı temizlediği gibi... ...oruçta bedeni temizler buyuruyor. Oruçta beden... Oruç kibri de giderir. Hakikaten ya. İftara yakın var ya. Niye kibirlenince? Zaten <laughs> elin ayağın dökülmüş. Elin ayağın Değil dökülmüş. Yerkenler, yerkenler inmiş. inmiş. Kime ne diyeceksin? Kime ne diyeceksin? Hele bir de o gün susamışsan. Ah bir su diye dolaşır durursun. Şeyde ee, hep anlatırlar da ee, anlatırlar daha doğrusu. ...böyle kış geceleri anlatırlardı... ...böyle masal gibi hikaye gibi şeyler anlatırlardı... ...kış günü böyle İç Anadolu'da... E, ...köylerde, kerpiç evler... E, ...şimdi bir odada... ...şey yanıyor, soba yanıyor... ...herkes de orada... ...o gün biraz yağlı bir şey yemişler... E, tabi baba, evin babası susamış... ...bir ara şöyle bir uyanmış gece yarısı... ...dışarısı soğuk kar tipi... Testi de dışarıda, odanın içinde değil... E, ...bakmış... E, ...büyük oğlan aynı şekilde kıpır diyor ...oğlum demiş bir su getir de içeyim falan... ...ya baba dışarı soğuk demiş ya demiş... ...nasıl kendi git demiş kendin kalk getir... iç ya demiş ben gidemem falan... O da küçük de uyanmış... ...cevap veriyor vay terbiyesiz demiş... ...babam demiş bir şey istiyor falan demiş getirmiyor... ...baba sen demiş o terbiyesize bakma demiş... ...kalk git iç gelirken bir de bana getir... <laughs> ...kalk git iç gelirken bir de bana getir... ...bir de bana getir... Ee, yani nereden çıktı? Ee, her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Oruç kibri büyüklenmeyi de giderir. Kalbi nurlandırır, aklı arttırır. Kıyamette sırattan kolay geçmeyi sağlar. Bedene sıhhat kazandırır. Nitekim hadis şerifte oruç bedenin sıhhatidir buyurulmuştur. Ee, dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oruç tutun sıhhat bölümü buyuruyor. Oruç zararlı değil, faydalı mıdır, Faydalıdır. Ama bizim birinci bölümde bitti galiba. Evet. İkinci bölümde yine oruçla ilgili sizi dinlemeye devam edeceğiz. Gönül konusu. Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Osman Ünlü Hocamız orucun faydalarından ve faziletlerinden bahsediyordu. Evet hocam buyurunuz hadis-i şerifler naklederek devam ediyordunuz. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi e, kitaplarda anlatırken buyuruyor ki e, orucun o yüksek faydalarından istifade edilmek Şu anda dikkat etmek lazım buyuruyor. Tam faydalar var ama buna kavuşabilmek için de ...bu şartları var. Bu şartlardan birisi gözü faydası şeylere haram bakmadan... ...kalbide meşgul eden e, ve iyi şeylerden alıkoyacak hususlardan korumalıdır. Gözü. Gözü sakınacağız bir kere. Gözü koruyacağız. Gün, Tabii. İkinci olarak da diyor ki dilini yalan, gıybet, kovuculuk gibi kötü işlerden alıkoymalıdır. Bu faydaya kavuşabileceksen yani sen bir gayret sarf edeceksin oturduğun yerde. Gözün böyle e, Neydi Şam şeytanı gibi derlerdi. <laughs> Niye kullandılar o tabiri? Bilmiyordum ya. Şam'ın şeytanı ayrı mı ki? <laughs> Şam şeytanı gibi derlerdi. Ee, dolayısıyla... E, ...hani... ...göz... ...neyle meşgulse kalpte ona bağlanır boyluyor. O meşgul ettiğince. iki dilinde yalan, gıybet, kovuculuk gibi... ...kötü işlerden alıkoymalı orucun sevabını muhafaza, muhafaza edebilmek için dili her türlü kötülükten uzak tutmalıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte oruç bütün kötülüklere kalkandır. Oruçlu kimse cahillik edip de kötüsü söylemesin. Şayet birisi kendisiyle it, itişip kakışmak isterse ben oruçluyum diye mukabelede bulunsun buyurmuş. Ben oruçluyum beni günaha sokma. Oradan uzaklaşsın. Orucun o yüksek faydalarına kavuşabilmek için, manevi faydalarına kavuşabilmek için. Sonra Gıybet edenleri dinleyenler de günahı ortak oldukları için haram şeyleri dinlemekten kulağını muhafaza etmeli. Gözünü, dilini, kulağını. Ve e, bir başka madde olarak da gözü, dili, kulağı kötülüklerden koruduğu gibi el, ayak ve diğer uzuvlar da haramlardan ve şüphelerden korumak lazımdır. Mideye haram lokma sokmamaya çalışmalıdır. Bir başkası, başka da, e, başka maddede. de Sahurda çeşitli ve kuvvetli gıdalar yemekte mahsur yoksa da iftar vakti tıka basa yerek mideyi e, mideye zarar vermek doğru değildir. Ağır işte de çalışmayan pek fazla yerek oruçtan beklenen faydeden mahrum kalmamalıdır. Ya zaten iftarda fazla yediğin zaman orada kalıyorsun. Tamam sahurda izin verilmiştir. Zaten sahurda yiyebilmek için de sahurda yiyebilmek için de iftar az yemeli. Yoksa zaten yemezsin. Ya çünkü yaz rastladığı zaman sahurla iftarla arasında ne kadar zaman? Altı saat bir zaman var. Değil mi? Altı altı saat. Işte. O kadar. E, bu kadar küçük bir zaman var. Hatta e, şeye doğru, kuzey kutbuna doğru yaklaştıkça bu zaman dilimi iyice azalıyor. İki buçuk saate kadar iniyormuş. E zaten e, iftar yapacaksın, sahur yok demektir o. Değil. Yani bir defa yemek yiyorsun, 24 saatte bir yemek. O kadar. Eee Dolayısıyla fazla yememeli ve yerken de yerken de şeye dikkat etmeli. Helalden olmasına dikkat etmeli. Ve e, bir de e, bir madde olarak da buyuruyor ki iftar vakti kul şöyle düşünmeli ki acaba tuttuğumuz oruç kabul edildi mi? Böyle düşünmeli, korkmalı. Allah Teala orucun kabul olması için yalvarmalıdır. Ya Allah Teala muhafaza buyursun da Oruç tutuyoruz. Bir de ya bu kadar zahmet çektik işte aç kaldık falan. Elbette kabul olmuştur sanki. Deyiveriyoruz. veriyoruz. Allah Teala ihtiyaç yok Ramazan'da çok istiğfar söylemeli. Estağfurullah min külma Allah çok okumalı. Kur'an-ı Kerim okumalı ve dinini doğru yazın ve ilmi kitaplardan öğrenmelidir. Hasan-ı Basri Hazretleri böyle bir kısım insanların bir bayram günü gülüp öğrendiklerini görünce bu zat buyuruyor ki Allah Teala Ramazan ayını müsabaka yani yarış meydanı gibi yaratmıştır. İnsanlar ibadetle müsabaka ederler, yarışırlar. Müsabakayı yarışı kazananlar kurtulur, kaybedenler helak olur. Eğer hakikati bilselerdi yaptığı ibadeti ameli makbul olanlar sevinçten yaptığı ibadeti ameli kabul olmayanlar ise üzüntü ve hasretten gülüp oynayamazlardı buyurmuştur. İki tarafta oynayamaz. İki tarafta oynayamaz. Din büyüklerinden birisine artık sen ihtiyarladın. Dinimiz oruç tutmayan ihtiyarlara ruhsat tanımıştır. Fidye ver, oruç tutma dediler. O zat da cevabında ben orucu uzun bir yolculuk için azık olarak biriktir, biriktiriyordum. Bugün biraz zahmete katlanmak yarın Allah Allah Teala'nın azabına dayanmaktan daha hafiftir buyurdu. E tabii bu büyüklerin hayatlarını okuyunca, bu darı sözlerini okuyunca ibadetleri yapmakta insan bir gayret gayrete geliyor. Bugün birazcık sıkıntıya katlanmayan, yarın mahşer günü, mahşerdeki o sıkıntı mahşerden sonra da cehennem geliyor. O cehennem ateşine nasıl dayanacak ki? Nasıl katlanacak ki? Çok çok zor. Çok çok zor. Bu sebepten oruç Allah-u kullarına bir ihsanı, bir lütfudur. Bu ihsana layık olabilmek için orucun şartlarına uygun olarak tutmalı. Oruç derken çekilen sıkıntılardan şikayetçi olmamalı. Sabretmeli, mükafatını Allah-u Teala'dan beklemelidir. Allah-u Teala'nın emri olduğu için orucu tutmalı ve bu emre uyulduğu için oruç ibadetinin içinde gizlenmiş olan maddi ve manevi iyiliklerine, faydalarına kavuşmayı arzu etmeli. Tutulan oruçların kabul olması için de dua etmeli ve yalvarmalıdır. İnsan oruç tutmak suretiyle meleklere benzemiş ve nefsini kahretmiş olur. Bununla ilgili olarak hadis-i şerifte oruç bana aittir. Orucun ecrini ben veririm. Sevabı nihayetsizdir. Muhakkak sabrederek ölenlerin ecirleri hesapsızdır buyurulmuştur. Ve oruç cehenneme kalkandır buyurulmuştur hadis-i şerifte. Oruç tutarak gönlü huzura kavuşturmalı ve şeytanın yolunu kapatıp siper hasır etmelidir. Muhammed Bakı Veli Hazretleri buyurdular ki, Oruç tutmak Allah-u Teala sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allah-u Teala yemekten ve içmekten münezzehtir. Burhanettin Tirmizi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat edermiş. Eğer Allah-u Teala taatta bulunmazsanız hiç olmazsa oruç tutun. Karnınızı aç tutmaya ve acı çekmeye önem verin. Çünkü oruç tutmaktan daha iyi bir taat yoktur peygamber ve velilerin kalplerinden hikmet pınarları açlık ve oruç bereketiyle fışkırmıştır. Allah-u Teala ulaştıra, ulaştıracak oruçtan daha iyi bir binek yoktur. Oruç ehlin dualarına karşılık verilir ve kabul edilir. Orucun Allah-u Teala katında büyük değer ve önemi vardır. Oruç hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Bir kimse bütün kulluk vazifelerini yerine getirse fakat midesini doldursa hiçbir yere ulaşamaz. Orucu gereğince tutsa başka kulluk vazifelerinde kusur, kusur olsa bile yine bir yere erişir. Oruca yavaş yavaş alışmak gerekir ki sıhhate ziyan gelmesin. insanı işten alıkoymasın. Şimdi Burhanettin Tirmizi Hazretleri bu sadece Ramazan ayında tutulan oruç için söylemiyor bunları. Biz zaten Ramazan-ı orucunu zor tutuyoruz. Ya bunlar ne diyor böyle? Senin tamamını oruç tut diyor. Değil mi? Ama bunlar böyleymişmiş. Mesela şeyde e, Davud-u bayram günleri hariç vuruluyor Senin her günü oruç tutmuş. Annesi bile anlayamamış. nasıl anlayamamış annesi? Nasıl anlayamamış? Yemek getiriyor, şey yapıyor falan. Bilememiş, anlayamamış kadıncağız. Yani hizmetçisine veriyor, o görmeden veriyor. Peki hep ...oruç tutarmışmış. Yani oruç tutarmış. Peki annesi bilemediği halde... ...biz biliyoruz. Asırlar sonra aynı şekilde. Biz Şimdi de biz naklediyoruz. Nereden biz nereden biliyoruz? Şimdi bu konuda e, kitaplarda anlatılırken... ...buyuluyor ki... allah Teala e, yapılan ibadetleri... ...amelleri gizlemeyi emrediyor. Hele nafile ibadetleri. Ramazan-ı Şerif dışındaki oruçlar nafile. Tamam kefaret kaza oruçlar vardır. Atak orucu vardır. veya Demin kefaret orucu vardır. E, bunlar aleni olarak aynı şekilde söylenip tutulabilir, gösterilebilir. Bir mahsur yok. Ama nafileleri gizlemek gerekir. Ee, öyle buyuruluyor. Ee, e peki annesi bilmiyor ama herkes biliyor. Şimdi bunlar gizlediler. Bunlar gizlediler. Fakat allah Teala bunların bu orucunu açığa çıkartmayı murad etti. Niçin? Bizim gibi cahiller için. Bizim gibi cahiller için. Biz şimdi bir Ramazan ayında... ...böyle yamulup duruyoruz. Susadım. Ee, ya bugün de işte... ...şeyde sahurda fazla yemedim. Acıktım. Ya bir su olsa... ...bir işte şu olsa... ...neyse suya fetva veren çıktı canım. Yani şey... Su sayınca içmekte mahsul yok mu? Yok. Mahsul yokmuş. Biz yanlış biliyormuşuz. Aha. Demek ki o zaman acıkınca da mahsul olmuyor. Kaç senelerdir. Değil mi? Acıkınca da <laughs> acıktığı kadar... ...yemesinde yani, mahsul yani olmuyor o tabii. O anda neye ihtiyacı varsa demek ki... Aha. O ...düğüm çözülüyor, <laughs> düğüm çözülüyor... ...yani... ...zındıklığın bir başka versiyonu bunlar da... <laughs> ...zındıklığın başka versiyonu... Ee, ...vaktiyle... ...işte bir... E, ...hazineyle görevli... ...birisi varmışmış... Hükümdara ara baskı yapmışlar... ...yahut da vali... ...neyse o zamanki... Ee, ...bunu buradan al, bunu buradan al falan. Neyse en sonunda hükümdar alıyor valiyi. Oradan ayrılırken... ...o vilayetin eşrafı... ...işte uğurlayacak. Uğurlarken... E, ...vali diyor ki iyi yapmadınız diyor. Niye diyorlar? Ben diyor küpleri doldurduydum diyor. <laughs> Şimdi gelecek olan valinin küpleri boş diyor. <laughs> Bir de onun için çalışacaksınız yani, <laughs> onun küpler dolsun, dolanana kadar. Onun için diyor, şimdi rahat edecektiniz diyor, ben küpleri doldurduydum diyor. <laughs> açık adam, açık <laughs> adam açık konuşmuş. Adam açık konuşmuş, adam açık konuşmuş. Biz nereden getirdik, nereye bağlayacaktık? Ee, şeyi... Ya i̇leri geri konuşanlar <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ee, yok şöyle yapıyor yok böyle oluyor falan diye. Şimdi Allah Teala bu oruçtanların daha doğrusu da samimi olarak oruç tutanların o oruçlarını açığa çıkarmış. Davut o Hazretleri'nde olduğu gece namazı kılıyor. Gece namazı kıldığı açığa çıkmış. Halbuki bunlar gizliyorlardı. Halbuki bunlar gizliyorlardı. Ee, ama biz daha şey yapmadan 40 kişiye söyleriz bunu. Böyle bir Ramazan-ı Şerif dışında. Ramazan-ı Şerif'te zaten aynı şekilde kime söyleyeceksin ki ben oruç tutuyorum diye. Bir Müslümanı ben oruç diyorum. Ne yapacaktın ya diyecek. <laughs> Doğru Ne yapacaktın ya. Müslümansam tutacaksın tabii. Müslüman tutacaksın. E şimdi gayrimüslim ya da ateistlerin arasında bu zaman da hakaret görüyorsun zaten. Niye oruç tutuyorsun diye. Yani kimse sana itibar etmiyor. <laughs> Müslümanların arasına gidiyorsun. Tabii tutacaklar. Tabii tutacaksın. Çünkü farz olan olmuş. E şimdi tutmayanların arasına giriyorsun. Sen niye tutuyorsun? Tahkir ediyorlar. Sana aynı şekilde kendi gözle bakıyorlar. Ee, ama nafile oruç tutuyorsan Müslümanların indinde kıymetli olursun. Aa, adam, adam, adam farz oruçların dışında bak böyle şey yapıyor. O kibri ucuba götürür. Tehlikelidir. O tehlikelidir oluyor. Ee, onun için de ee, bu büyükler o nafile oruçları tutarlarken bile e, başkalarına bildirmiyorlar. Ama allah Teala ...eğer murad etmişse bunların ibadetini... ...gece namazlarını, kıldıkları namazları... ...çekleri, tesbihatları, ...tuttukları oruçları... ...açığa çıkarmayı murad etmişse... ...bunları açığa çıkarıyor. Ramazan şerif dışında tutulan oruçlar da... ...kıymetli demek ki. Tabii kıymetli. Evet. Çünkü e, oruç... ...hani anlatıyoruz, naklediyoruz ya... E, ...Allah-u sıfatıyla... ...yeme içme olmadığı için Cenab-ı Hak'ta... ...onun sıfatına benzemek oluyor... ...ve çok şey de açılır buyuruyor. Manevi haller de kendisine açılır. İtikad düzgün olma kaydışı Peki... E, ...itikad düzgün değil de, itikad bozuk olsa da... ...yine böyle... ...yemesini, içmesini keş, kesmiş olsa... ...ona da açılır mı? bu Bey, açılıyor. Mesela bu Hint brehmenleri var. Hint papazları daha doğrusu. Şimdi pek yapan kalmadı onlarda da. Daha önce çok yapıyorlardı onu. Mesela bunlar... E, Üç günde bir yiyorlar, dört günde bir, bir haftada, on günde, bir ayda, iki ayda, üç ayda bir defa yiyecek durumuna getiriyorlar. Üç ayda bir defa yiyor. Ayda bir defa yiyor. Tabi bu açlığın getirmiş olduğu şeyle nefs parlar böyle. O parlama neticesinde istilaç olarak sihir olağanüstü haller gözükmeye başlar o kimsede. Olağanüstü haller gözükmeye başlıyor. Bu da işte o şey sebebiyle, açlık sebebiyle meydana geliyor. Onun için mesela din büyüklerinin çoğu hep tavsiye etmişlerdir gönül gözün açılması konusunda olsun ve benzeri şeylerde olsun hep orucun çok faydası vardır diye. Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri buyuruyorlar ki insanın nefsi bazen taşkınlık yapar. Bu sebeple insan şehvetine, arzu ve isteklerine uyar. İnsanın nefsini böyle işlerden muhafaza etmesi için bazı çarelere başvurması gerekir. Oruç bu hususta en güzel çaredir buyurmuşlardır. Oruç en güzel çaredir bu hususta. Ve yine Şahvelullah diyeleviaz Hazretleri'nin bir sözü daha. İnsan şehvetini oruç suretiyle kırar. Oruç insanın kötü isteklerini zayıflatır. Ruhun parlaması, şehvetin ve kötü arzuların kırılmasında oruçtan daha tesirli bir çare yoktur. Kişi oruç tutmak suretiyle şehvet ve kötü arzularından ne kadar sıyrılabilirse oruç o derece günahlarına kefaret olur. Melekler oruç tutan kimseyi severler buyuruyor. Bu protestan papazlar var. Hatta Abdullah Süveydi Hazretleri. Yo, e, Abdullah Süveydi Hazretleri yazdığı kitap ayrı. Harput Lisak Efendi. Bunlara hep cevap vermiş. Diyal Kulub diye. Ve bu Hakikat Kitabı tarafından da cevap veremedi ismiyle yayınlanmış. E, i̇şte orada bu protestan papazların bir itirazı var. E, diyorlar ki onlar, oruç tutmak gibi ağır bir yükü insanlara yüklemek yerine insanı yalnız bozuk, kötü niyetlerden ve batıl düşüncelerden kendini uzaklaştırmasını herkese tavsiye ederiz. Sözlerine karşı Harputlu İshak Efendi buyuruyor ki onlar böyle itiraz ediyor. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın dininde, getirdiği dinde oruç vardı. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde oruç vardı. Yalnız Musa Aleyhisselam'a inandıklarını söyleyen Yahudiler oruç tutuyor. Nasıl tutuyor? Onlar da çevirmişler, çevirmişler. O gün sadece suyla işte arpa ekmeği yiyorlarmış veyahut da buğday ekmeği yiyorlarmış. Neyse bir şey çavdar ekmeği mi ne yiyorlarmış. Lüksten kaçınıyorlar gibi. Evet. Şatafattan kaçınarak oruç tutuyorlar. Oruç tutuyorlar. Ekmeği yiyor. Suyu da içiyor. Suyu da içiyor. Ekmeği yiyor, suyu da içiyor. Allah Allah. Halbuki Musa Aleyhisselam'ı getirdiğinde öyle değildi. Hristiyan ise, Hristiyanlar ise bunu tamamen yok etmişler. Onlarda hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Mesela namaz. Bütün dinlerde vardı bu buyuruyor. Musa Aleyhisselam'ı getirdiğinde, İsa Aleyhisselam'ı getirdiği dinde de vardı. Fakat bunların hepsini yok ettiler. Buyuruyor. Kurban, zekat. Bunlar da vardı. Vardı. Değil mi? Hepsini yok etmişler. İşte burada e, protestanlar oruç tutmak diyor ağır bir yük. E, i̇nsanın diye böyle ağır bir yük yükleneceğine diyor, böyle bir ibadet bildirileceğine işte bozuk, kötü niyetlerden, batıl düşünlerden kendini uzaklaştırmasını herkese tavsiye ederiz. Biz böyle yaparız diyor. Bizim hani... E, e, Hristiyanlık daha üstündür demek istiyor. Harput İsa Efendi de cevap olarak Allah-u Teala tarafından gönderilen hak dinin ahkamını insanlar değiştiremezler. Oruç yalnız aç ve susuz kalmaktan ibaret değildir. Orucun batini birçok hikmet ve faydaları vardır. İlahi esaslar üzerine bina edile edilmiş olan bir farzı papazların ve hiçbir kimsenin tahrif etmeye, değiştirmeye selahiyeti yoktur. Oruç zahiri ve lüzumsuz amel değildir. Buyuruyorlar. Hazreti Rabia çok oruçtardı. Bir defasında bir hafta hiç yiyecek bulamadı. Sekizinci gece açlığı iyice şiddetlendi. Nefsine o da yemeği alıp yere koydu. Özür dilerim. Nefsine eziyet ettiğini düşünürken birisi kapıyı çaldı. Bir tabak yemek getirdi. O da yemeği alıp yere koydu. Mum getirmeye gitti. Gelince bir kedinin yemeğini dökmüş olduğunu gördü su bardağını almaya gitti. Mum söndü. Su içmek isterken bardak düşüp kırıldı. O da ya Rabbi bu zavallı kulunu imtihan ediyorsun. Fakat acizliğimden sabredemiyorum diyerek bir ah çekti. Bu ahtan neredeyse ev yanacaktı. Bir ses duyuldu. Ey Rabia istersen dünya nimetlerini üstüne saçayım. İstersen üzerindeki dert ve belaları kaldırayım. Fakat bu dertler belalar ile dünya bir arada bulunmaz. Bu sözü işitince, Ya Rabbi beni kendinle meşgul eyle ve senden alıkoyacak işlere bıraktır, bulaştırma diye dua etti. Bundan sonra dünya zevklerinden öyle kesildi ki, kıldığı namazı bu benim son namazımdır diye huşu ile kılar, hep allah Teala ile meşgul olurdu. Hatta birisi gelip kendisini allah Teala ile meşguliyetten alıkoyar korkusuyla, Ya Rabbi beni kendinle meşgul eyle de, kimse senden alıkoymasın diye dua ederdim. Allah Allah. E tabi onların dereceleri öyle yüksekti. Onların hayatları, onların oruç tutuşları, allah yakın oluşları. Kitaplarda okundukça insan tabi e, o zaman geriye döndürüyor. Yani aynaya bakıyorsun, aynaya bakmaya ihtiyacını hissediyorsun. Baktığın zaman da bir işe yaramadığı anlaşılıyor. Mesela orucun faydalarından bazıların hep böyle kitaplarda anlatılmış da ee, bunlardan e, birisi de mesela e, gerçi biz onu affettik Oruçtan tutan kimseyi hakikaten bilemezsin öbürlerini diğer ibadetleri bilebilirsin ama bunu bilemezsin ee, bir de bunun bir faydası oruç tutarak aç kalan e, Müslümanların aç kalan fakirlerini hatırlama ve onlara yardım etme arzusu gayreti artar buyuruluyor. Açlığın ne menen bir şey olduğunu yakin ediyor. ol. Susuzluğu da anlıyor. Susuzluğu da anlıyor. Mesela 11 ay devamlı çalışan mide ve ona bağlı olan azalar dinlenmiş, sıhhate de kavuşmuş olur. Vücutta birikmiş enerjiler de böylece harcanmış olur. Bu da faydalarındandır deniyor. İftar davetleriyle dostluk, akrabalık bağlar da kuvvetlenir. Doğru hakikaten unutulmuştur. Ramazan'dan Ramazan'a bile hatırlanabiliyor bazen. Oruç münasebetleriyle yemek yerine işleri kısaldığından yiyeceklere talep az olduğundan ucuzluk da olur. Hakikaten oluyor. Oruç, e, Oruçlu insan kızmaz. Kalp kırmaz. Kimseyi e, hatta hayvanları bile incitmez. Bu başkası için anlatıyor herhalde. Bizim için değil. Yani şimdi gelecek bizim damarımıza basacak. Biz kızmayacağız mı? Tavsiye kızmaz diyor da, kızmaz diyor da biz de o noktaya gelememişiz demek ki, biz o maddeyi geçelim. Ve e, rızkı genişler, para ve malı da artar buyuruluyor. Rızkı genişler ve para ve malı da aynı şekilde artar. E, gerçekten Ramazan-ı Şerif geldiği zaman e, rızkın e, arttığını, rızkların arttığını yakinen hemen hemen şu anda bizi dinleyenler bile şahit oluyorlardır ona. Ya bakıyorsun sofranda envai çeşitli yiyecekler olabiliyor mu? Evet envai çeşitli yiyecekler olabiliyor. Ee, dolayısıyla... E, ...ibadet olarak... allah Teala'nın emri olarak... ...oruç ibadeti... E, ...yerine getirilirse... ...yerine getirilirse... E, ...onun içerisinde bulunan... Faydası, ...faydaları, faziletleri ne varsa... ...hepsi onun içerisinde... <laughs> ...hepsine kavuşuyor insan. <laughs> Ama... Ee, ...hani konunun başında sizin söylediğiniz gibi... ...efendim ben sadece şu faydaları sebebiyle... ...ben bunu tutuyorum diyorsan... ...tamam sadece o faydalarla kavuşur ...orada da kalır... ...ahirette de eline bir şey geçmez... ...nitekim biraz önce nakletil bir hadise var... rabia i Hazretleri ile alakalı olarak... ...yani... mübarek Hanım... E, ...detaya e, girmeden a, a, orada naklettik de... E, ...sahurda da yiyecek bir şeysi yok... ...suyla sahur yapıyor... ...suyla iftar ediyor komşusu mutlu oluyor bu duruma. ...işte bir çorba getirmiş, bir kap yemek getirmiş. ...işte kalkayım hani mumu yakayım falan, su getireyim falan der. Kalkarken kalkınca işte testi elinden düşüyor, testi kırılıyor. Ee, kedi geliyor, çorbayı deviriyor. Yerde böyle aciz bir şekilde ya Rabbi diyor ben sen aciz bir kulunum. İşte o zaman da diyorlar Allah bir ses geliyor. Ey Rabi ya istersen dünya altınlarına aynı şekilde dünyayı ayağın altına sereriz. Ama sevgimizi alırız o zaman da. Sevgimizi alırız. Tabii bizim anlamadığımız bir şey o büyüklere ihsan edilen şeyler çok farklı bir şey. biz onu takat getirebilir miyiz? Yani yapabilir miyiz? O zordur da hatta İslam ve toplumdaki dinleyicilerden zaman zaman geliyor. Siz öyle öyle şeyler anlatıyorsunuz, takdir ediyorsunuz ki yani bu zamanda onları yapmak, yaşamak ...mümkün değil ve öyle ki zatların ...hayatından kesitler... E, ...anlatıyorsunuz, naklediyorsunuz ki onları da... ...aynı şekilde yapmak mümkün değil. Niye anlatıyorsunuz o zaman diye? Niye anlatıyorsunuz? Yani açıkçası diyor ki siz kendiniz öyle misiniz? Değiliz. Değilim, öyle değil. Peki niye anlatıyorsunuz? Bir, bereketlenmek için. İki, işte bu zamanda böyle beş vakit namazı kılıp Ramazan şeridi biraz oruç tut da böyle yamulup yumulup aynı şekilde ya biz çok mübarekiz falan filan ...denemek için bu zatların hayatını anlatıyoruz ve bu zatların hayatını önümüze koyuyoruz. Ha bunları görünce ha, bir işin değil. Hani e, Hoca birisine e, birisi gelmiş. Nasret Hoca meşru, hoca için anlatılır diye naklediliyor. Sormuş demiş. Sen nesin? Yani ne bakın nasıl Ne iş yapar? E, hiç demiş. Yani ben bir, bir, adam değilim işte. Hiç. Hiç. hiç, hiç. Hiçbir şey. O demiş ya? Peki demiş sen nesin? Ben demiş, demiş, demiş okuyorum demiş. Şöyle yapacağım, şunu yapacağım, şunlar, şunlar olacağım. Başka şunu olacağım, sonra şunu olacağım, sonra. Sonra işte demiş ben demiş e, vezir olacağım, sonra sadrazam olacağım demiş. Peki demiş sadrazam da oldun. Hükümdar olamayacağına göre. Sonra ne olacak demiş. Hiç demiş ya demiş. işte ben de oradayım ya şimdi zaten. Senin bunca zaman sonra geleceğin makamı ben gelmişim. Geldi ya. işte bu büyüklerin hayatını anlatırken maksadımız da oydu zaten bir hiç olduğumuzu anlayabilmemizdir. Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabule karin eylesin. Abi. Allah rızası için tarsak bu faydalı ve faziletlerinde kavuşmuş oluruz efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Gönül konuları.